Diğer elflerin aksine Daedric prensleri daha güçlü bulan ve bunlara tapınılmasına inanan elfler, Velot'un önderliğinde Somerset adalarından ayrılıp Restain'a yani Morrowind'e göç eder ve böylece Kimerlerin tarihi başlamış olur. Prenslerden Boethiach'ın talimatıyla başlayan bu hareket, Altmerlerin en güçlü tanrısı Trinimak tarafından durdurulmaya çalışıldı. Fakat Boethiach bunu önledi ve Trinimak ile kapışıp mağlup etti. Deformasyona uğrayan Trinimak, Malakat isimli Daedric Prens'e dönüştü. Boethiach'ı takip eden elfler Kimer, Trinimak'ı ya da Malakat'ı takip edenler ise Orsimer'e dönüştü. Kimerler, Daedra'ları iyi ve kötü olarak sınıflandırmıştır. İyi olanlar Boethiach, Mephala ve Azura'dır. Kötü olanlar ise Molagbal, Sheogorath, Malakat ve Mehrunes Dagon'dır. Kimerlerde Aedra inancına yer yoktur. Yerleştikleri Morrowind'de Nedelar ve Dwemer'lar ile sıkıntılar başlamıştır. Kimerler her zaman yenilen taraf oluyordu. Dwemer'ların inanılmaz teknolojik gücü ve nüfusu bir avuç Kimer'i kontrol altında tutmaya yetiyordu. Elf çağının son dönemlerinde Velot'un öğretileri terk edilmeye başlandı ve bu öğreti Vardenfell'de neredeyse yok olma aşamasına geldi. Kimerler kendi yeni kültürlerini oluşturmaya başlamıştı bile. Yerleşik hayata geçenler Kimer hanelerini oluşturdu. Göçebe hayatlarını devam ettirenler ise Ashlander yani kül topraklı olarak kendi farklı yaşam biçimlerini meydana getirdi. 1. Çağ 240'ta Nordların kralı Rage, Morrowind'e saldırır. Kimerler bu savaşta yenilir ve Vardenfell hariç tüm Morrowind Nord hakimiyetine girer. 1. Çağ 416'da Nordların hegemonyasını kırmak için Kimer ve Dwemer'lar arasında 1. Konsey adı verilen bir ittifak yapılır. Kimer hanelerini bir araya getiren Indoril Nerevar ile Dwemer kralı Dumak'ın dostluğu bu ittifakın kurulmasında önemli rol oynamıştır. Kimer ve Dwemer orduları Nordları Morrowind'den çıkarır ve böylece 3 asır sürecek olan barış dönemi başlar. Bu barış Dwemer'ların Lorca'nın kalbini bulmasıyla bozulacaktır. Kutsallara saygılı olan Kimerler ve dini inançları olmayan Dwemer'lar fikir ayrılığına düştü. Dwemer'lar kendi tanrılarını oluşturmak istiyordu. Kimerler bunu önlemek için savaş açtı. 1. Çağ 700'de başlayan 1. Konsey Savaşı ya da diğer adıyla Kızıldağ Savaşı sırasında Dwemer'lar birden ortadan kaybolur. Nerevar, kalp ile ne yapacakları konusunda fikir almak için danışmanları Sotasil, Vivek ve Almelexia ile konuşur. Dörtlü, kalbi kullanmayacaklarına dair Azura'ya yemin eder. Geri döndüklerinde kalbi koruması için nöbetçi olarak bırakılan Warren Dagoth'un yani Dagotur'un kalpten etkilenip delirdiğini görürler. Indoril Nerevar, Warren Dagoth ile savaşıp onu öldürür. Bu noktada hikaye ikiye ayrılmaktadır. İlk versiyonda Nerevar aldığı yaralardan dolayı ölmüştür. İkinci versiyonda ise kalbi kullanıp tanrı olmak isteyen Sotasil, Vivek ve Almelexia tarafından öldürülmüştür. Ölümü kimin elinden olursa olsun sonuç değişmez. Tribunal olarak adlandırılacak olan bu üçlü, Lorca'nın kalbini kullanarak tanrısal güçlere kavuşur. Azura'ya olan yeminlerini bozdukları içinse Azura tüm Kimer ırkını lanetler. Koyu altın sarısı olan tenleri kararıp kül rengine dönüşür. İsimlerine de Dunmer yani Dark Elf denir.